Selamlar yeni bölüme hoş geldiniz. Buğra ile birlikte futbol sahalarına dönüş yaptık ve geçen hafta da bahsettiğimiz gibi Blackburn Rovers'ın Premier Lig tarihinin ilk e, sürpriz şampiyonluğu diyebileceğimiz şimdi şu sürpriz mi değil mi tartışacağız ama şampiyonluğunu konuşacağız. Selamlar Buğra'cığım. Selamlar babacığım. Maçları izledik birkaç tane. Özetlerin hepsini izledik sezona dair. Okumalarımızı yaptık. E, buyur başlayalım. Dediğin gibi tatlı hatırlanan hikayelerden bir tanesidir. işte daha önce Kızıl Yıldız'ı da konuşmuştuk. O Şampiyonlar Ligi için işte hani o son güzel hani nasıl diyelim nostaljik ya da tatlı hatıralardan biri olarak kalmıştır. Premier Lig'de de özellikle birkaç yıl önceki 2016 Leicester Şampiyonluğu'na kadar hep öyle anlatılan işte ya Blackburn şampiyon olurdu eskiden gibi e, özenilerek hatırlatılan hikayelerde izledik ettik. Hani Kızıl Yıldız kadar etkilenmedik sanki açıkçası <laughs> izlediğimiz futboldan ama şimdi konuşacağız zaten. Hani benim şey var ya 5 ya yaşında izleyip bir şeyi yani benim kendimi de orada eleştiriyorum. Hı. Herkes için Hepimiz söylüyorum bunu. Yani o şey. yaştaki heyecanınla, Alan ilk kez görmendeki heyecanla olaylar artık kanıksamış futbolun ne olduğunu neler bittiğini anlayıp bir şeyi izlemem. Bunu dünya kupaları için sık tekrarladım. İşte 78'de 5 yaşında izlemiş heyecanla ne kupaydı be yani ne kupaydı be bir de şimdi izle bakalım ne kupaydı be, be mi değil mi? Burada da işte bu benim ee, ne dedim? Tezimin doğrulandı anlardan biri, olaylardan biri oldu. Tabii ya o çocukluk hatıraları birçok insanla etkiliyor. Ben hatırlıyorum mesela 2010'ların başında Messi, Ronaldo işte ortalığı kasıp kavururken işte en iyi futbolcu gibi muhabbetleri olurdu. Ben hala Thierry Henry diyordum çünkü oydu benim için hala oynuyordu ve adamın en iyisini görmüştüm. Bendeki hatırası farklıydı ama dönüp tabii ki hepsini rasyonel olarak karşılaştığımda elbette arada bir makas vardı. Biraz onun gibi aslında diyebiliriz. Ne oynarla başlayalım? Genelde takımları anlatıyoruz ama herhalde kimseye sürpriz olmayacaktır. 90'lardan ve Wenger gelene kadar bir İngiliz takımı ne oynar diye sorduğunuzda tabii ki klasik dört 4-2'ye çıkıyor. Aynen öyle. Şeyde de eee farklı yorumlamaları vardır. Yani Hı. mesela Liverpool'un 80'lerin başında 3-5-2 denemeleri falan gibi Hı. denemeler vardı ama Liverpool ayrı bir takım aslında. O yani deneme sistemler oyun stili açısından ama İngilizler 4-4. Yani bundan önce Leeds de 4-4-2 oynuyor. Onlar da Manchester United'da 4-4-2 yazısız bir kural İngiliz Aynen öyle. Kalede işte Tim Flowers var. Savunmanın merkezinde Colin Henry biraz daha lider karakterdi. Orta sahada işte Tim Sherwood'a bir ayrı parantez açabiliriz zaten önemli oyuncuları konuşurken. Ripley var sağ kanatta. Sana uzun uzun soracağım onu. İşte etkin var. Wilcox var. Orta orta o şekilde döndürüp değiştiriyor. Beti'nin biraz işte sakatlık etkisiyle çok fazla oynayamadığı dönemler var. Sonlu sezonun biraz Bet'iyle getiriyor ama ileride iki tane hakikaten majör faktör var yani şampiyonluğunda herhalde en önemli faktörleri diyebiliriz. Bir tanesi zaten Alan Shearer. yılın oyuncusu da seçiliyor aynı zamanda ki ligde sadece 34 gol atıyor. Yanında da Satın var. Chris Satın. Onu Celtic'ten de hatırlıyor olabilirler kimlerin başında izleyicilerimiz. Aslında sezona çok da iyi giriyor satır ama biraz hani gol orucu derler ya. tam şimdi Ramazan'da gelirken bir gol orucuna giriyor usta ama bitmek bilmiyor sonra. ikinci yarıda. Orada da pivot center forluk. Like. Evet. Dağıtıcılık, indirik. Hmm. İngilizlerde işte bir kısa bir uzun hep vardır yani. Gerişov'la şey vardır. Wit filan vardır hmm. Aston Villa'da da. Toşak, Keeganlar falan Ona dönüyor işte. Eski oğunlar Çok evet. fazla öyle örnek vardı. Biraz öyle satın dağıtıcı rolünden yine de besleniyorlar tabii ki. Evet yani baktığımızda bu yan top ya da oyunu artık ezber oynayan bir takım hmm. hüviyetinden belki David Bet olsa daha da çıkabilirler. Çünkü Beti Sherwood İngiliz denkleminde fena oyuncular değil. Biri yırtıcı, rakip ceza sahasına girebilen, tekniği Beti de kesici, defansın önünde. Onun listeki şampiyonunda da BT'sin hmm. şampiyonuna da çok e, aslan paylarından birine sahiptir ama e, işte uzun süre 7 maç mı oynayabiliyor sadece hmm. ayağı kırıldığı için. Warhouse neydi bizim? Warhurst. Var? Warhurst ha. Joker. Joker, sağ sağ, Stopper <laughs> ortası her yeri oynayan. E, ee, onunla tamamlamaya çalışmış. E, ee, bu da özellikle solda Lösson'un, sol bek Lösson'un, hmm. sağda Ripley'nin, ortada işte Sherwood'un biraz bireysel çabalarından e, orta sahadaki yaratıcılığı sağlamalarına e, imkan veriyor yapabildikleri kadar ama ileride shirr faktörü ve penaltılar diyelim. Gereğinden biraz fazla penaltı kullanıyorlar. Bir yere getiriyor takımı. 34 golün çift hanelisi yani onun üzerinde si penaltıdan geliyor burada Şirdan onu da söyleyelim. Hani Newcastle döneminde de çok afili golleri var burada da en çok güzel goller atıyor ama hani onun iki taneyi de beyaz noktadan attığını atlamayalım. Satın'ın zaten 15 golü var. O ikisinin dışında en fazla gol atan oyuncular 6 golde işte Sherwood, Mark Atkins gibi. O yüzden hakikaten çok ciddi bir yük sırtladıklarını söylememiz lazım. Evet. Şir ve Satın'ın. Sherwood'u da şuradan konuşabiliriz belki. Satın'ın o durakladığı, özellikle sezonun ortaları, işte sezonun ikinci yarısı döneminde birkaç maçta çok kilit ve e, sorun çözen bir Aynen. team Sherwood görüyoruz. Orta sahadan biraz merkezden topla da çıkabilen, şirirli arada alver yapabilen. Ki sezon başında da işte vizidan muhabbetleri o dönem dönüyor. E, Sherwood da memnun olduğunu söylüyor kendi almış yüzünü de kara çıkarmıyor sanki. Evet yani şeyin Douglas'in Zidane'ı Bordo'dan almak istediği Başkan Walker'ın da hani bizim Sherwood'umuz var ne yapacağız Zidane'ı gibi bir cümlesi hala bugün alay konusu ediliyor. Ama oyun yapısı olarak işte o İngilizler o zaman yani Sherwood'da Zidane'ı yan yana oynatma günah İngiltere'de. Yani. Birini daha koyman lazım çünkü hayır o <laughs> i̇ki, bozulur. İki orta saha birinin <laughs> dövmesi lazım birilerine. <laughs> Hakikaten öyle ki sezon sonunda da aslında şampiyonluktan sonra da yine hem Dugarin'in hem Zidane'ın böyle bir tesislere geldiği işte bir ant kaç antrenmana katıldığı söyleniyor ama transferler sonuçlanmıyor sonrasında. Ya mesela Leeds United şampiyonu da yani satmalarını sevdi. Betty ile McAllister var. Ne yapacağız buna? Hiç 4 3 oynar <laughs> mıyız filan? Yani hiçbir şey yok. Herkesi kalabalıklaştırsak izin yok. Ee, dönüm noktalarını konuşacağız. Bu tür sezon konuşurken hep nerelerde dönüşüm noktaları var. Onlara değiniyoruz genelde. Birkaç farklı başlık çıkardık. Bir tanesi, yani son haftalara gelindiğinde aslında Blackburn alıp götürmüyor. İşte yine yaptığımız programlardan birinde Kaiserslautern 98 şampiyonlarını konuşmuştuk. Onlar ilk haftalardan itibaren tepedeler ve Aynen. pek de yaklaştırmıyorlar aslında Bayern Münih'i. Yani, ve izlerken söyledim. Verona şampiyonluğu da öyledir. Kesin. Çıkar Verona oraya gider. Aynen öyle. Burada ama Blackburn şey işte sezonun ortalarına doğru zaten öyle çıkıyor. Manchester United sürekli onları sıkıştırıyor. Arada işte biraz Leeds var bir iki faktör var. Nottingham sezonun başında var. Onlar sonra kopuyor. En sonunda Blackburn kalıyor tepede ama fark yere ara 8'e kadar çıkmışken Manchester sürekli yaklaşıyor. Sürekli yaklaşıyor. Son haftalarda son 5 maçın 3'ünü yanılmıyorsam evet. Blackburn kaybediyor. Oralarda birkaç fırsat geliyor aslında Manchester United'da ama onların bir tanesi de sondan bir önceki maçı Blackburn'un Newcastle maçı. 1-0 kazanıyorlar. Çok zor kazanıyorlar ve Newcastle'ın yani 4-5 tane %100 pozisyonu var. Orada hani sezon boyunca bize çok büyük ışık vermese de Tim Flowers'ın, kaleci Flowers'ın çok ciddi faktör olduğu bir Maç çok fazla pozisyon çıkarıyor. Büyük parayla geliyor bir de. Hı -hı. O dönemin kaleciler arasında evet, rekor sürekli, transfer abi. rekoru İngiltere'de Tim Flowers zaten ki Alan Shearer da söylüyor o maçta 4-5 tane %100 gol çıkardı ve orada biz hani artık tamam bunu kaybetmeyeceğiz bu şampiyonluğu kaybetmeyeceğiz. Orada anladık diyor Alan Shearer. Son maçta bile Liverpool'a yeniliyorlar ama United'ın puan Gezden. kaybıyla gene şampiyon oluyor ki United'ın maçı berabere bitirdiği de tam Redknapp golü attığında geliyor. Yani tam zamanında yetişiyor böyle. Sanki hani futbol tanrıları böyle istedi diye bir söz vardır ya yani tam ona oturmuş. Yani United'da bir sene sonra Newcastle'a bu sefer şans tanımayacak. Geriden gelip Newcastle'ı indirecekler ve şampiyon olacaklar. Ki Manchester önceki iki sezonun şampiyonu. Evet. Bu sezona da işte favori olarak giriyor. Sezon ortasında o Kantona'nın meşhur kung fu olayı yaşanıyor Ocak ayında. Sezonun ikinci yarısında oynayamıyor Kantona. Yaklaşık 8 ay ceza aldığı için. O tür faktörlerle de boğuşuyorlar ama aslında ellerine geliyor dediğin gibi. Son maçta West Ham deplasmanındalar. Hem Anfield'da hem Upton Park'ta birer kupa var, replika kupalar. Ama dediğin gibi Redknapp golü attığında Manchester önde olsa onlar kaldıracak kupayı ama tam bir bir kısım üzülürken bir kısım kulübeden duyuyor öbür taraftaki maçın bittiğini ve Manchester'ın kazanamadığını. Bir anlamda da gol yemelerine rağmen kutlamalar başlıyor biz de sezonu izlerken mesela United'da sıktı bizim maçları izledik. Evet, evet. Blackburn'de baydı ama Liverpool'u ne zaman denk gelse keyif aldık çok değil mi? Ilginç. Liverpool'dan memnun olduk. Hep ilginç ya. Barnes'ta Stephen zaten çok severim. John Barnes'ın merkez gibi kullanılması, işte ileride Fowler gibi, Redknapp gibi e, benim çok sevdiğim kaliteli oyuncular ve oyun anlayışının sen hep ne kadar farklı olduğunu işte merkezden bir şey üretmeye çalışan bir İngiliz. Ya yani, son temsilcisi vardı Tabii. onun başında. Onun etkisi mutlaka Roy Onun için Buradan Liverpool'a bir daha teşekkürlerimizi iletelim. <laughs> Onlar da biraz savunmadan belki sezon içerisinde e, canları yanmış olabilir. Aslında Blackburn'u da hani zayıf nokta seçmek gerekirse şu takımda yine biz aslında savunmayı seçeriz. Kesinlikle. Colin Hendry'den bahsettik, yılın takımına da seçiliyor aslında Hendry ama hani çok da fazla hata yaptığı maç da var hani izledikçe çok dikkatimiz çekti. Tabii Tottenham hatta, maçı var. Aynen hani nasıl seçilmiş falan dedik hatta çok gereksiz bir iki müdahalesi var hani son iki maçta penaltı olsa hani bir anda dengeler değişebilir. Yani bizi çok ikna etmedi diyelim Hendry'nin <laughs> o sezonki performansı. Diğerleri ee, de Sherwood, Shearer falan olması lazım. O 11'de, yılın 11'inde. Loso hakikaten... var, Flowers var, e, Shearer, Sutton toplam 6 oyuncu var. Az önce saydıklarımız Hendry ile beraber. Var. Tabii, tabii. Loso'da Loso'da da çok Loso da bu arada iyi. hakikaten çok çeşitlilik katıyor yani. Diğer e, orta saha özellikle tıkandığında. Belki son dönüm noktası olarak da şeyi söyleyebiliriz. Sezon başında bir önceki sezonu ikinci bitirdikleri için e, UEFA Kupası'na önelemeye katılıyorlar ve orada Trela Borga eleniyorlar. Ki aslında net favoriler. Hatta hmm. ikinci maçta deplasman golüyle geçmeye yakınlar. Son dakikalarda bir gol diyorlar ve eleniyorlar. Orada medya bizi çok ağır eleştirmişti falan diyor Şirir. Bana kalırsa şampiyonluk için faydalı olmuş onlara. Çünkü evet, evet. çok sınırlı bir takım yani Shirin satının hiç yedeği yok. Hani maç içerisinde hiç görmüyoruz mesela kenardan biri girdi. Kaiserslautern'de mesela konuşuyorduk hani kenardan gelenler de katkı veriyor diye. Orada Shirin 90 dakika yani. Hani başka bir alternatif yok Satın. Bazen 70 dakikayı görmüyoruz sahada ama asla çıkmıyor çünkü alternatif yok. Hani Lazio'nun yedeği yok diyoruz ya. Yani. Tam onun gibi. Lazio'nun tüm sezon oynadı. Bir de 42 maç oynuyorlar. <laughs> evet yani. o dönem doğru. 42 maç oynuyorlar. Hani o yüzden bence biraz hayırlı olmuş. Yani bir 6-7 maç da UEFA'da olsa. Tabii tabii. Problem yaşayabilirlermiş ki zaten sonraki sene şampiyonlar çok parlak geçmiyor Aynen. maceraları. Onu da biraz hani kanıtı gibi görebiliriz. Az önce biraz tabii satıralarında değindik ama yıldız bölümümüze geçelim. Takımın yıldızı çok tartışmaya Aynen. götürmeyecek şekilde Alan Shearer. Aslında hani Leicester vardı benzerliği olmadığını şöyle söyleyebiliriz. Zaten büyük bir transfer meblağı ödenerek geliyor Alan Shearer ki 92'de geliyor. Biraz röportajlarını okuduğumuzda işte Jack Walker'ın takım sahibinin zaten yatırımları var. Alt ligden alıp çıkarıyor e, en üst seviyeye Blackburn'u. Onun işte Dalglish'in ciddi planlar ve vizyon ortaya koyduğunu söyleyen Ve oraya hani bu durum sizi şaşırttı mı birkaç yıl içerisinde şampiyonluğa yürümeniz diye sorulduğunda aslında beni şaşırtmadı. Çünkü benim önüme koydukları plan, vizyon zaten bunun göstergesiydi. Böyle ciddi planları olduğunu biliyordum. Bu yüzden de aslında Walker ve Dalglish'le o konuları konuştuğumuzda böyle bir yola girdiğimizin farkındaydım diyor Alan Shearer ve sonra da şampiyonluk oluyor. Hatta Shearer United'a gidecek zaten. Yani orada bir kopukluk oluyor. United transferi yatıyor. Hı hı. Kopukluklar içinde devreye girenlerden biri de Dalglish. Eşiyle birlikte Shearer'ın işte ziyaretini yapıyorlar. Shearer'ın eşiyle filan birlikte yemeğe çıkıyorlar. Orada ikna ediyor Alan Shearer'ı. Bir de dediğin gibi Walker ya İngiltere'de çok biz başkanın ismini bilmeyiz denir ya bu farklı başkan. Biraz İtalyan Akdeniz usulü başkanlık yapıyor. Yani öyle sahaya müdahale etmiyor ama para e, açısından 80'li yılların sonunda kulübün transferlerine kaynak olan bir iş adamı iken demir çelik işinde yanılmıyorsam. E, ondan sonra başkan oluyor ve epey para harcıyor. Yani bu kavusları falan alıyor Aston Villa'dan ilk başlarda. Daha sonra da işte Kaleci'ye dediğin gibi Flowers'a, Alan Shearer'a, Sherwood'a, hep Henry'e. Henry e. Aynen öyle. Hep iyi meblalarla transferler yapılıyor. Hazır yeri gelmişken sorulardan birkaçı zaten Leicester kıyaslaması ve dediğin gibi mahalleden çocuklar gibi görebilir miyiz sorularıydı. Furkan Kebinç ve Deniz Özkan'ın soruları biraz. O minvalde. Deniz Özkan 2015-2016 Leicester benzeri bir sürpriz diyebilir miyiz? Yoksa temeli adım adım gelen bir şampiyonluğun ayak sesleri miydi diyor bu şampiyonluk. Furkan veri biraz daha uzun ama o da benzer detaylardan bahsediyor. İşte İngiliz transfer rekoru kırdıklarını görüyoruz diyor. Satın aşırı çok ciddi paralar veriyorlar diyor. Ve o yüzden hani mahalleden çocukları toplayıp bir destan yazma hikayesi gibi değil sanki diyor. Onun biraz daha detayını açıklamak lazım sanki. Çünkü işte önceki iki sezonda dördüncülük var, ikincilik var. Hep zaten o potada aslında Blackburn. Ya hem öyle hem zaten büyük başarıların bir çoğunda aslında öyle şey. Nottingham Forest'ta da öyle bir şey yok baktığında. <laughs> Ama yani Leicester'ın kindeki büyü şu. Yani Leicester'ın dış Leicester orada çok para harcayan takımlar arasında hiçbir şeydi neredeyse. Yani ben onu hep söylüyorum. Ben siteye de yazmıştım Blackburn'u. <laughs> Leicester şampiyon olduğu sene yazmıştım Doğru. hatta galiba. Yani Leicester'ın ki çok ayrı bir muazzam bir şey yani. O çok zor bir şey o. Leicester'ınki elbette daha zor, daha peri masalı. Bunlarınki para harcanıyor, ligini en iyi santrforunu alıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Leicester'ın oynadığı premierlik de bu premierlik evet. aynı şey değil. Yani onu yanlış anlamasınlar. Tam Alex Ferguson'un takımı büyüktü. Alex Ferguson'un takımı da Göteborga falan eleniyordu Şampiyonlar Ligi'nde burada. 90'lar ikinci yarısından sonra Ferguson'un takımı da Avrupa'da çıktı diyoruz ama gene bakıyorsun. Porto eliyordu onları da yani hani. Ya da Milan, Ancelotti'nin Milan'ı buldu mu vura vura gidiyordu o United'a yani. Hani Premier Lig bugünkü gibi Premier de değildi. Onun için Leicester'ın başardı. Ranieri'nin, Manieri'nin hikayesi. Burada Kenny Douglas'ı başa getiriyorsun. Adam Liverpool'la tarih yazmış. Oyuncu olarak zaten tanır da. Antrenör olarak da duble yapmış, ligi kazanmış. Hazel cezası olmasa büyük ihtimal Avrupa'da bir şey çıkaracak. Hillsborough olmasa belki ayrılmayacak. Mesela onun güzel örneklerinden biri nasıl büyük bir efsane olduğunu. Son hafta Enfield deplasmanındaki tabii ki Enfield'ın hatta spiker de şeydi işte Enfield'ın favori evladı diye tanıtıyor. Daha hani sandıra yapılacak neredeyse hala taraftarlar uzanıp imza almaya çalışıyor dalgıçta ona çok büyük bir saygı var hatta dalgıçtan ötürü biraz Blackburn'un da orada şampiyon olmasını istiyor gibi Anfield ailesi çok büyük bir etki tabii ki tabii. ki oyuncular da zaten hakkını veriyorlar dalgıç yani o süreci o psikolojiyi yönetme konusunda kendimizi çok rahatlattığı konuda ee, özellikle sezonun ikinci yarısında diye. Ben podcast'te anlatmıştım bunu. Hmm. Hodul Chelsea için İbra Abramovich'ten önceki Abramovich derler hani hmm. kulübün doğru düzgün soyunma odası bile yokken Hodul onu antrenör oyuncu olarak gittiğinde yaptırıyor. Burada da işte Kenny Douglas ilk geldiğinde yani antrenman sahamız sandellik şey o, o pazar liginde oynayan oyuncuların oynadığı sağ gibiydi diyor. Aynen Henry Maç toplantısı yapıyorlar. Tak, genel sekreterin odasında at yarışı izliyor. O ses geliyor falan. Yani İngiltere o Hazel'den sonra o yenilememe çok geride kalma. Hem oyun olarak geride kalıyorlar hem yapı olarak çok geride futbol olarak yani. Onun için bugünkü birçok İngiliz yazar hani İtalya Ligi'ni niye o kadar hakim, o kadar seviyor diyoruz ya. Bak bu da onlardan biri işte. Yani Philip Okler'in falan mesela yazıları var İngiltere'nin o zamanki haliyle ilgili. Yani bunların hepsi etmen. Bunu anlatmaya çalışıyoruz hep. Mutlaka. Mesela Leeds United ben yazısını yazdım. İlgim de vardır o takıma. Bayağı maçlarını falan da izledim. Ya şampiyon oluyor tamam da oynadığı oyun 1975'ten kalma yani baktığında. Colin Andrew bir röportajında öyle anıyor. Pleasington'da biz işte antrenman yapardık ilk yıllarımızda. Hani antrenmandan önce köpek boku temizlerdik önce sahada, sonra başlayabilirdik. Hatta yan tarafta da bir işte anma yeri vardı. Oraya işte mezarlığa gel gelirlerken seremoniye biz de hani antrenmanı durdurup saygılarımızı sunardık falan diyor. Yani orada da sanki inanılmaz gelişmiş tesislerle evet. ulaşılan bir yolculuk değil. Biraz dediğim gibi 90'lar ortasından itibaren o tesisler tamamlanıp yeni Premier aslında resmi olarak başlıyor. Yani ne kadar Premier League... E Etiketi ve markası 92'de de olsa da birkaç yıllık bir geçiş süreci gibi görmek lazım. Ve işte bu sezondan sonra meşhur El Nansen'in çocuklarla şampiyon olamazsın diye Ferguson'a posta koydu. Ve o çocuklar yani Skoslar, Hı -hı. o, 92. 92 sınıfı onlar büyüyüp gelişmeye başladığında o insanların aklındaki United ortaya çıkıyor. yani Şampiyonlar Ligi sorusu var bir arkadaşımız sormuş. Hı -hı. Blackburn başarısız olmuyor ki sadece. Önden önceki şampiyonlar. Arsenal. Yanılmıyorsam Benfica'ya ön elemede eğleniyor. Gruplara kalamıyor. Hı -hı. Leeds United. Glasgow Rangers'a eğleniyor. Gruplara kalamıyor. Manchester United. Galatasaray'a eğleniyor. Gruplara kalamıyor. Seri başı uygulaması getiriyorlar. United öyle seri başı ilk oynuyor. Göteborg'a eğleniyor. Göteborg, Barcelona, Galatasaray, United. Değil mi? Grup öyle olması Hı -hı. lazım. United üçüncü oluyor. Yani İngiltere şampiyonu İsveç şampiyonunu geçemiyor orada da. Yani İngiltere futbolu uçtu 2000'lerden sonra hele. Acayip bir seviyeye doğru yükseldiler. Yani İtalyanlar zirveden düşerken onlar o hızda yükseldiler. Onun için bu İngil bu premierlik değildi o premierlik. 90'lar biraz daha resesyon diyebiliriz aslında. Yani 70'ler sonu Liverpool'un çıktığı seviyeyle beraber düşününce 90'lar biraz daha geçiş. İşte Wenger, evet. 90'ların sonu Arsenal. işte ondan sonra Sir Alex'in Manchester'ın biraz daha oturması Dediğim gibi 92 sınıfının tamamen komutanına geçişiyle beraber ve akabinde de müthiş akan bir parayla beraber 2000'lerde sürekli üzerine koydukları yıllar. Ferguson var. Liverpool usulü yani İngiliz modeli oyuncuya dayalı bir Hı -hı. keyif veren, kazanan oyun bulurken Wenger gibi yabancı hocalarla İngilizler o hani az önce güldüğümüz 4-4-2 yani de 4-4-2 oynuyordu ama farklı bir stille oynuyordu diyelim. E yani ondan sonra da son dönemdeki yabancı oyuncu işte Conte'nin 3-5-2'si adamla bir sene onu çözemedi. Ama şimdi herkes biliyor ona karşı nasıl oynaması gerektiğini. İşte Guardiola'nın farklı bir üslup getirmesi, Sarri'nin farklı bir şey getirmesi, Almanların farklı bir şey getirmesi şu anda bambaşka bir lige dönüştü. Ama 90'ların Premier Lig öyle bir şey değildi yani. Ee, bu Muhammed Aracın'ın sorusuydu az önce bahsettiğin. Ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde niye varlık gösteremedi diye. Onunla ilgili bir küçük anekdot da Colin Lander'dan yine alalım. E, takımın önemli figürlerinden. Aslında görece rahat da bir grupları var yani ertesi sezon. İşte Spartak Moskova, Lejia Varşova, Rosenborg. Hani lokum gibi kura dersin. Hani onlar da çıkmayı beklediğimiz e, bir grupta diyor. Çok fazla fırsat bulduk aslında Spartak ve CJ'ye karşı değerlendiremedik diyor. Bir de Moskova deplasmanında Betivol ve Sox'un arasında bir işte kavga, gürültü çıkıyor. Hendrio maç kırmızı kart görüyor falan biraz takım içi problemler de o Şampiyonlar Ligi macerasında özellikle baş gösteriyor. Elbette yani grup kolaydır, çıkmaları gerektir. bir şey de ama anlatmak açısından. Evet, evet. Yani İngilizlerin önceki şampiyonlarına baktım. Bu gruplara bile kalamadıklarını görüyorsun. Futbol anlayışı olarak çok senin işte Roma-Lazio maçlarını izledik değil mi aynı dönemde? Roma ile Lazio şampiyonlar liginin şeyesine yaklaşamıyorlar o dönemde. İtalya'nın işte UEFA savaşı veren takımları. Onların oynadığı futbola bak. Tabii. Bir de şampiyon, İngiliz şampiyonu oynadığı futbola bak. O zaman daha bak Milana, Juventus'a falan gelmiyoruz yani. Ya da tamam. öbür tarafta Cruyff'un Barcelona'sını izledik işte. Ne kadar fark yani. Cruyff'un Barcelona'sıyla bunların şampiyonları arasındaki farkı düşün. Ya da Marsilya'yı düşün, Kızıl Yıldız'ı düşün, İngilizleri düşün. Çok yani çok geridelerdi. Enteresan hakikaten. Böyle, ne dedilerle yavaş yavaş kapanış kısmına geçelim. Birkaçını zaten paylaştık işte Pleasington antrenman tezisi muhabbetini. Kendi Dalgış'ın ilk sezonunda yine e, ee, bir alıntı. İşte 92'de ikincilik playoff'u oynamıştık. E, Premier Lig'e çıkmaya çalışıyorduk. Orada Jack bize 5 yıllık bir plan yaptığını söyledi dedi. İşte Jack dediğimiz başkan Jack Walker. 5 yıl içerisinde takım Avrupa'ya götürmeyi planladığından bahsediyordu dedi diyor. 3 sene sonra biz Premier Lig'i almayı başardık. diyor. yani aslında takımın yani Shirer biraz ikna olduğundan bahsediyor ve hani hayalin hedefine olduğunu söylüyor ama takımın tamamını aslında çok da tabii ki plan yapmak, hayal kurmak bir şeydir ama onu gerçekleştirmek çok da kolay değil. Ee, ama üç sene içerisinde o zirveye çıktıklarından bahsediyor o günleri anarken Henry. Tabii tabii. O açıdan takdir edilecek bir şey var. Bir plan var. Dediğim gibi doğru hamleler var. Hı -hı. O açıdan yani hakikaten helal olsun. Dediğim gibi ben çocukken de yani Alan Shearer benim kahramanımdı. Steve McManaman, Alan Shearer. O yüzden İngiltere'ye Euro 96'da ben İtalya yerine İngiltere'yi tutuyordum bu iki adam yüzünden yani. Hani İtalya'ya gitmemişti, alınmamıştı zaten. Sevmiyordum o turnuvada falan. Ama yani baktığında bugünkü aklınla, bugünkü futbol bilgini izlediğinde çok geri İngilizlerin... Yani hep söylerdi ya İngilizlerden bir şey olmaz zaten diye o zaman da. Yani Euro 96'da Venables'ın nasıl bir tavşan çıkardığını bu ligden, bu o, futbol anlayışından anlıyorsun. Yani, yoksa ben de, sen de biliyorsun ki Schirrer'ı gördüm. Mü, gözlerim doluyor. Blackburn'dan kalmıyor da yani. Zaten. Çok büyük bir golcüydü. Bireysel yetenek olarak hakikaten özel oyuncuları vardı. Steve McManaman çok iyi bir oyuncuydu. Paul Ince çok iyi bir oyuncuydu. Elbette onlar vardı. Gascoigne ilginç bir oyuncuydu ama takımları açısından diyorum yani kulüp düzeyi açısından bugünün çok uzandaydı. O yüzden Leicester'ın başardı yani Leicester acayip yel değirmenlerine karşı savaştı yani. Acayip bir ortamdı. İşte dediğim gibi o yabancı hocalarla futbol anlayışını çok değiştirdiler. İşte arada var bir de Mourinho'ları da unutmayalım yani. Tabii. Wenger'den o şey Mourinho'ya geçti. Ondan sonra nedir Liverpool'un? Ee, Benitez. Benitez yaşa. Milan'ı yendi ya onun için kızdım. <laughs> Hemen sildin hafızadan. Yani Benitez'i ben eleştiririm ama o yani taktiksel anlayış olarak İngilizlerin zihnini açması açısından bunlar önemli isimler. Ferguson çok çok büyük bir antrenör. Oyuncu seçimi bir kere yani o doğru taşları kurma açısından muazzam bir adam. Tarihe geç, geçmiş bir adam zaten. Ama İngilizlerin o taktik zihin açısından o cimnasti yapmalarını bence yabancı antrenörlerle yaptıkları işbirlikleri sağladı. Sineğin yağını çıkarmak herhalde Ferguson'ınki ya. Yani işte Andersonlar, Fabio Rafael'ler yani o parçalardan onca sene sürekli üst düzeyde katkı alabilmek zaten onun en büyük alamet farikası. Hendrid'in belli noktalarda çok kilit çözen köşe vuruşlarında attığı kafa golleri de var. Eski, kariyerine forvet olarak başlamış vardı. Usta onu da anlatıyor. Onu da dipnot olarak paylaşalım. Ee, onun dışında bir de kutlamalara dair anekdotu var Hendrid'in. Ee, kendisi de tabii çok inanamadığı için o şampiyonluğu. Hafta boyunca her, her, gün farklı bir pub'da geçirdim diyor. Hatta sonra ertesi gün işte bir ee, toplum etkinliği ayarlamıştı kulüp. Oraya gitmiştik çocukların yanında hala kafam biraz şey diyor dönüyordu diye. O tür neşeli anları da var şampiyonluğun ardında. Aynen Doug de bir şey vardı. Yani biz işte antrenman sahasından tut takım için bütün her şeyi planlayarak buralara ulaştık. Başkan Walker'la birlikte e, hani bu şampiyonluğu öyle küçümsememek lazım gibi bir açıklaması vardı. E, hakikaten dediğim gibi yani o açıdan çok özel başarılardan biri bir şehrin yani buralara gelmiş. Sonra başkan da kanserden vefat ediyor sanırım. Ondan sonra da kulüpte bir genel olarak düşüş başlıyor zaten. Aynen yani Ray Horford ikinci e, oyun ikinci adam bu arada dalgışın yanında yardımcı. Onun da hani sezon içerisinde takım <laughs> antrenörü etme konusunda çok ciddi hakkını veriyor oyuncular. Onu da almış olduğum ismi. Sonraki sezon işte bir şampiyonlar ligi macerası çok iyi gitmiyor. Douglas'ın biraz daha yönetim kademesine geçip sonrasında da ayrılış süreci var. Ray Orford orada takım başına geçiyor ama işler çok istedikleri gitmiyor ve sonrasında yavaş yavaş o seviyenin uzana doğru gidiyorlar. Şirin'in zaten Newcastle yolculuğu başlayacak akıllı. Aynen öyle. Evet. Balon metre peki? Yani, biraz yani. oynadı sanki. Yani. <laughs> tabii, tabii, oynadı. Son birkaç sezon hani Kızıldız, Kaiser onlarla konuşurken yok diyorduk yani. yani. Bayağı epey takım diyorduk ama Burada biraz Blackbird hani, Shirin hatırına diyelim. Yani hmm. yoksa, hani Shrur... Şöyün... Şampiyon gibi oynuyor mu, tartışmıyor mu? Yani 6-7 maç kaçırsa, hani çok kibar davranıyor bence. İşte oyuncuları soruyorlar, İşte Atkins Ripley hayallerinizde olabilecek kanat oyuncularıydı falan diyor da yani. yani... Çok da hayalimiz süslemezdi Ripley'i izledik sen de bol bol. <laughs> yani... Bugün de hukuk danışmanlığı yapıyor bu arada usta. Usta doğru yolu, yolu bulmuş sonunda. Tabii tabii. Benden kanat olmaz demiş. <laughs> Ama ya Şırır'ın penaltı çok atıyor ki mesela çok zor goller de atıyor. Yani evet, evet. vuruş tekniği falan Bontu çok abi. hayran olduğumuz şeyler oldu gene. Doğru. Ya, öz, çok özel golcüydü ama dediğim gibi takım maalesef yani bize öyle vay ve ne takımdı dedirtmedi. İzledik ama yani işimize saygımızdan. izledik. Bir 6-7 maç kaçırsa ama Şirir dönebilirmiş o sezon ben sana söyleyeyim. Ya satın bile olmasa ne olurmuş kim bilir. Gol atamıyor ama indirmesi, o Şirir'le ver kaçları, oyunu Şer, açması. bu alan açışı. O açıdan önemli. Ağzına sağlık. Peki şirir dışında kimi izlemelerini tavsiye edersin takımda? Sherwood. Değil mi? Sherwood iyi oyun. Yani saçlar falan da zaten. Aynen. Ben, onu bir ara işte Tottenham'ın da bir dönem geçici menajer olarak takımın başındaydı hatırlarlar 2010'ların ortalarında. Viaj Boast'tan sonra galiba. Ee, hem böyle karizmatik saçlar falan olsun hem de top tekniği olsun, alışı verişi olsun, çok meziyetli oyuncu olduğu belli yani. Aynen. Bence de üçte Luso'dur herhalde. Ben satını ilk üçe yazmam. Luso da çok. Evet. Çok yani, Yakın dört diyeyim satına. Lasso çünkü hakikaten biraz da böyle piranalık da var. Yani çok tabii. zorluyor topu kaptırdığında. Önde piresi de yapıyor, geriye de geliyor. Şimdi Pep'in elinde olsa orta sahanın merkezine çeker miydi çok sen Çok kullanırdı. Yani, değil mi? Olabilirdi. Yani. Yani özellikle işte hücuma geçerken onu merkezde top dağıtıcı yapardı ki birçok zaten hücum çıkışlarında zorlandıklarında Lasso'nun orada kilit çözdüğü maçlarda var. Şık golleri de var. Aynen öyle. Bir tane direğe vurdu. Zaten manyak Stuart Pearce'tan sonra da milli takımda sol bek şeyini o almıştı. 98'e, 96'ya Psikopat gitti de evet. ilk 11'de. Lotisya'dan bahsederken ondan bahsetmiş. O da işte 3 tane taç adası var Fransa ile İngiltere arasında. Orada doğup işte milli takım mertebesine çıkan oyunculardan biri. Bir de kariyeri boyunca aslında işte çeşitli dedikodular çıkıyor hakkında o dönem işte eşcinsel oluna dair ve o dönemin soyunma odası atmosferinde çok ciddi baskı gördüğünü, işte diğerlerinden çok kötü muamele gördüğünü de kendi otobiyografisinde 2007'de yanılmıyorsam çıkmış anlatmıştı. O türde farklı bir hani insani hikayesi sonunda ama oyun olarak gerçekten e, hani belki o işte o dönemki imajın ya da futbol çevresinin etkisiyle biraz olduğundan daha az hatırlanıyor olabilir bana. Olabilir. Eğer, epey meziyetli o dönemmiş. Evet, evet. Öyle Buracığım. Bitirdik evet, galiba sağlık. bir şampiyonu da. Bir sezonu da tamamladık. Hı, tamamladık. Haftaya? Van Basten. Van Basten. Golzen, e Golzen geri dönüyoruz. Ee, i̇zlemeye can atacağımız oyunculardan birini seçelim dedik. Marco Van seçtik. Bakalım e, sakatlıkların Kralı'nın hangi gollerine hangi sezonlarını hangi maçlarını e, sizlere aktaracağız Sorularınızı da bekleriz fan basstenle ilgili görüşmek üzere.